genel başkanımız sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Kırıkkale'nin yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgisi ise hiç tartışılmayan, alnı açık, başı dik güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada olmak, sizlerle birlikte olmak büyük bir keyif. Elbette 31 Mart tarihinde 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olmasıyla birlikte 413 belediyeyi kazandığımız bu süreçte her bir belediye, her bir ilçe, her bir belde, her bir büyükşehir, her bir il belediyesi elbette çok anlamlı. Ama milletvekili olmaya niyet ettiğinde il başkanıyken beni çağıran 4 milletvekilinden hiçbirini kazanamıyoruz. İddialıyım. Örgütümüz arkamızda. Partimiz inandı. Başarabiliriz. Ama sizin desteğiniz önemli diyen gencecik Ahmet Önal 2018 yılında sizlerin teveccühüyle milletvekili oldu. Onu Kırıkkaleliler olarak sesinizi duyurmak üzere meclise yolladınız. 5 yıl boyunca meclis açıksa oradaydı. Mecliste üzerine düşen her şeyi yaptı. Türkiye'nin neresinde görev verdiysek koştu çalıştı. Ama bir vazife yoksa mutlaka memleketine geldi. İlçe ilçe, belde belde, köy köy, tek başına değil, ekibiyle, il başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla, tüm üyelerimizle birlikte kol kola gezdi, sizinle birlikte çalıştı, sesinizi Türkiye'ye duyurdu ve yapılan ilk milletvekili seçiminde elbette ki o zaman partimiz beklediği başarıyı elde edemediği için duyulmadı çok Türkiye'de. Belki çok görülmedi. Takdir edildi ama ifade edilmedi. İl yönetimimizle birlikte, örgütümüzle birlikte girilen ilk seçimlerde Türkiye rekoru kırarak yeniden milletvekili seçildi. %80 oy artışıyla milletvekili seçilen bu kardeşim yerel seçimler geldiğinde bizim tarafımızdan ankete soruldu. Ankette ne gördük biliyor musunuz? Siz 10 ay önce meclise yolladığınız Ahmet'i geri çağırıyordunuz. Bu belediyeyi Ahmet yönetir, iyi yönetir, dürüst yönetir, şeffaf yönetir. Derdimiz boyumuzu aştı. Ancak onun gayretiyle bu işi halleder, çözeriz diyordunuz ve onu geri çağırıyordunuz. Örgütümüze danıştık. Kendisine danıştık. Ve en doğru kararı verdik. En doğru zamanda kendisini ilan ettik. Ve siz bu evladınızı iki kişiden birinin oyunu alarak Kırıkkale'de %50'nin üzerinde bir oyla bu önemli göreve getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her birinize. Bugün 6 ayda neler yaptı diye baktığımızda Ahmet Önal'ın 7 ay içinde çok önemli işler yaptığını, çok başarılı işler yaptığını ve gerçekten onu sevmekte,
ona güvenmekte ne kadar haklı olduğunuzu bir kez daha gördüm. Bugün bana verdiği bir dosyada şöyle bir baktım. Altyapı hizmetlerinde 1350 kilometre altyapı hattı yenileme projesinin hazırlandığını, Ankara Büyükşehir'den su arıtma tesisine 5 milyon TL tutarında 5 adet su motoru aldığını, İstanbul Büyükşehir'den Ekrem Başkan'ın uzattığı elle 6 milyon TL değerinde bir trafoyu, 1,5 milyon TL değerinde bir su motorunu, kendi öz kaynaklarıyla 10 milyon TL'lik su arıtma tesisini ve 8385 metre ana su hattı yenilemesini bu dar zamanda yaptığını gördük. Ve bana diyor ki, genel başkanım diyor, benim memleketimin çeşmelerinden kötü su akamaz diyor. Yakında ben o çeşmelerden içilebilir su akıtacağım diyor. Ben de kendisini kutluyorum. Ayrıca 4 bin metre yeni yol açılmasını, 3 kilometresine sıcak asfalt serilmesini, 7 bin ton sıcak asfalt yamalamasıyla yolların düzelmesini, 14 bin metrekare kilit parke taşını, 1500 metrekare andezit kaplamayı, çok istediğiniz düğün salonu ve kına evini, kent lokantasını, bugüne kadar 6200 kişiye hizmet veren kent lokantasını, eskiden ihaleye verilen parayla satın alınan 23 aracı, hepinizin çocuklarına, yoksulların çocuklarına açık LGS kursunu, 439 yoksul aileye 439 bin liralık aylık sosyal desteği, yeni doğan 290 bebeğe hoş geldin paketini, her birisini bugüne kadar hayata geçirdiği için Ahmet Önal'ı hepinizin adına alnından öpüyorum. Yukarıda yaptığı sunumla emekliler lokalini, yeni kent lokantalarını, sosyal tesisler binasını, Mezarlıklar Müdürlüğü'nün gasilhane projesini, Rahmi Pehlivanlı Sanat Evi'ni, kreş ve gündüz bakım evini, karavan parkını ve güneş enerjisi santrali ile aylık 6 milyon TL gelir getirecek bu projeleri ve Halifeli içme suyu projesiyle her birinizin hem en ucuza çeşmeden iyi su akana kadar damacanayı 1/4 fiyata kullanmanızı hem de gelecekte büyük bir gelir kapısı elde etme projelerini inançla anlattı. Büyük bir aşkla anlattı. Kaynaklarını ortaya koyarak ve her birini hangi vadede yapacağını göstererek anlattı. Kendisine inanıyorum, kendisine güveniyorum ve Kırıkkale'ye diyorum ki gözün aydın Kırıkkale, kötü günler geride kaldı, artık Ahmet evladın var. Yedi ayda diye sesleniyorlar. Yedi ayda yaptıklarını 5 yılda çok daha iyisini yapacak. Ama bunun için Kırıkkale'nin bütün sorunlarını çözemez Ahmet. Kırıkkale'nin belediye ile ilgili sorunlarını gücü nispetinde çözer. İmkan verildiği nispetle çözer. Diğer belediyelerimizden, belediyeler birliğinden alabildiği katkılarla çözer. Ama Atatürk'ün 1923'te kurduğu cumhuriyetten 2 yıl sonra 10 haneli bir köyken yaptığı
o muhteşem yatırımlarla önce ilçe sonra il olan, son zamanlarda kaderine terk edilen, bütün itirazlarımıza, bütün itirazlarınıza rağmen özelleştirilerek eski güzel günlerinden kopartılan Makine Kimya Enstitüsü'yle her geçen gün 300 bin olan nüfusun 200 bine gerilemesiyle, esnafının sorunlarıyla, hayvancılığın sorunlarıyla, çiftçisinin sorunlarıyla, emeklisinin geçim zoruyla, asgari ücretlinin yaşadığı zorluklarla Ahmet baş edemez. Ama Ahmet'in bu kentin kaderini değiştirecek kadar güçlü olması, her istediğini söküp alması, buraya yeni yatırımlar yapması ve bu kentin Ahmet'le birlikte şaha kalkması için size bir şey düşüyor. Onun partisini iktidar yapmalısınız, Kırıkkale'yi şaha kaldırmalısınız. Bu zorluklarla bu kadar işi yapanların kendi partisi iktidardayken, genel başkanının partisi iktidardayken, cumhurbaşkanı partisindeyken, bütün bakanlar partisinden arkadaşlarıyken siz bu Ahmet bu ülkeye, bu şehre neler yapar? Bu onur bu şehre neler yapar? Cumhuriyet Halk Partisi bu şehri nasıl yine Atatürk'ün en gözde şehri yapar? Hep beraber göreceksiniz. Hep beraber başaracağız. Bugüne kadar hep seslerini duyurmaya çalıştığımız emekliler, biraz önce yukarıda Emekliler Derneği Başkanı dertlerini anlatmak üzere toplantıdaydı. Ben 105 miting yaptım. Her mitingde emeklilerin sorunlarını anlattım. Bir kez daha burada söylemek isterim ki hem geçmişten bugüne biriken sorunları var. Örneğin 2000'li yıllardan öncesine uygulanıp sonrasına uygulanmayan intibak yasası. Örneğin katma değerde iadesinde, vergi iadesindeki beklentileri ve emeklilerin sağlık alanında, tedavide, ilaçta maaşlarından yapılan yüksek kesintiler, 65 yaş üstünün ulaşımda ve diğer hizmetlerde yaşadığı zorluklar. Ama en önemli zorluk şüphesiz emekli maaşlarının getirildiği nokta. Biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. AK Parti'ye oy veren emekli de biliyor. AK Parti geldiğinde 3 Kasım 2002 tarihinde bir emeklinin, en düşük emeklinin maaşı 1,5 asgari ücret düzeyindeydi. Tayyip Bey dedi ki sizi enflasyona ezdirmeyeceğim. Enflasyona göre zam yapacağım. Ve ne yaptı? TÜİK'e göre hesap yaptı. TÜİK ne demek? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun baş harfleri demek. Tayyip Bey'i üzmedi ama emekliyi üzdü. Emeklinin yıllar içinde birike canını okudu. Bakın, hiç ellemeselerdi, hiç dokunmasalardı bir en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani bugünkü asgari ücretle, düşük olan, beğenmediğimiz asgari ücretle bile tam 26 bin lira olacaktı. Ama bugün 12.500 lira. Her hesap şaşar. Türkiye'de altın hesabı şaşmaz. Tayyip Bey geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 12.500 lira
2,5 çeyrek altın alıyor. Elimizi vicdanımıza koyalım. Birlikte konuşalım. 12.500 lirayla aldığınız 2,5 çeyrek altın nerede? Bundan 20 yıl önce alınan 8 çeyrek altın nerede? Bir düşünün. Bakın, karşıda kuyumcu var. O kuyumcudan bugün bir emekli bir çeyrek altın alsa, cebine katsa, evine gitse, varsa, bir baksa ki o altın kayıp, ne olur? Deli çıkar değil mi? Hemen çıkar, gittiği yollara bakar. Nereye düşürdün bu altını der. Peki ne durumdayız biliyor musunuz? Şu durumdayız. Bir emekli değil, her emekli. Bir altın değil, 5,5 altın. Bir kez değil, her ay düşürüyor cebinden. Her ay kaybediyor. Peki bir şey nerede aranır? Kaybedildiği yerde aranır. Nerede bulunur? Nerede kaybedildiyse orada bulunur. 8 çeyrek altından 2,5 çeyrek altına düşecek o kaybı 3 Kasım 2002 günü kurulan sandıkta kaybettiniz. Şimdi o kaybettiğinizi bulmak için kurulacak yeni sandığa, önümüzdeki ilk sandığa gidecek misiniz? Kaybettiğinizi orada bulacak mısınız? Bu iktidarı yollayacak mısınız? Sizin derdinizi dinleyen halkın iktidarını, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını kuracak mısınız? İşte o zaman emeklinin sıkıntıları çözülecek. İşte o zaman asgari ücretlinin sıkıntıları çözülecek. İşte o zaman kepenkini siftahsız indiren esnafın sorunları çözülecek. İşte o zaman destekleme alamadığı için zor durumda olan ve maliyetinin altında ürününü satanların, artık süt üreterek para kazanamadığı için hayvanlarını iki gözü yaşlı bıçak altına yatıranların sorunları çözülecek. O günlerin gelmesi için bu iktidarın gitmesi lazım. Ben 31 Mart seçimlerinde hem Kırıkkale için hem Türkiye için bir önemli ittifaktan bahsetmiştim. Demiştim ki bu sorunları tek başımıza çözemeyiz. Bu seçimi tek başımıza kazanamayız. Ama eğer siz inanırsanız, siz güvenirseniz, büyük bir ittifakı kurarsak hep birlikte kazanabiliriz. O ittifakın adı Türkiye İttifakı'ydı. O ittifakın içinde sosyal demokratlar var. O ittifakın içinde muhafazakar demokratlar var. O ittifakın içinde milliyetçi demokratlar var. O ittifakın içinde Kürt demokratlar var. Yeter ki vatanına, milletine, bayrağına ve Atatürk'e saygılı olsun. Bütün demokratlar Türkiye İttifakı'nda yer aldılar ve hep birlikte 31 Mart'ta %38'lik bir oyla 47 yıl sonra Atatürk'ün partisini birinci parti yaptılar. Türkiye'nin bütün demokratlarına teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzdeki günlerde Türkiye İttifakı'na çok daha önemli görevler, vazifeler düşüyor. Birileri cambaza bak diyerek dikkati dağıtmayı, yoksulluğu, işsizliği, çaresizliği konuşturmamayı, hatta ve hatta siz cambaza bakarken hala daha cebinizden para aşırmayı hesap eden bir anlayış var. 1 Ekim günü meclise çıktılar, geldiler. Dediler ki İsrail Türkiye'ye saldıracak.
Dedik ki ya İsrail kim, Türkiye'ye saldırmak kim? Bu kahraman ordu, bu güçlü ordu varken, bu gerektiğinde ölmek için gözünü kırpmayan 83 milyon varken, Conkbayırı'nda, Anafartalar'da kefensiz yatanların torunları varken, bu İsrail, bu Netanyahu nasıl bize saldıracak? Ama bunu söyleyen ülkenin cumhurbaşkanı. Söylediği yer meclisin kürsüsü. Hele bir gel dedik. Bir anlat bakalım. Ne biliyorsun? Gelmedi. Yerine iki bakan yolladı. Biri 40 dakika, biri 36 dakika konuştu. Gizli oturumda söylediğini söylemek 10 yıl yasak. Ama söyleyeceksen söyle, susacağız, destekleyeceğiz dedik. Ama kandırıyorsan, ama altını dolduramazsan, ama o söylediklerinin altı boş kalırsa, söylediğini değil, söylemediğini anlatırız, ifşa ederiz, memlekete şikayet ederiz dedik. Kırıkkale'nin güzel insanları, değerli Kırıkkaleliler, televizyonda duymadığınız, sizin bilmediğiniz hiçbir şey söylemediler. Ve Türkiye'ye saldıracak demediler. Altını dolduramadılar. Hattı zatında bunun gerçek olmayan bir şey olduğunu açıkça ortaya çıkardılar. Peki niyet neymiş? Niyet şu. Size diyor ki Tayyip Bey, evet açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük, benim arkama geçmelisin. Artık yoksulluk yerine İsrail savaşı konuşmanın, işsizlik yerine fırkateynleri yarıştırmanın, bu çaresizliğin yerine 3. Dünya Savaşı safsatalarıyla meşgul olmanın hiçbirimize faydası yok, hiçbirinize faydası yok. Bir de bunun üstüne tuttular çıkardılar, dillerinin ağzında altındaki baklayı çıkardılar. Dediler ki biz savunma sanayi fonu kurduk, o fona sizden para keseceğiz. Eğer o yalanlarını, bu gerçek olmayan korkuyu kışkırtmalarını ortaya çıkarmasaydık, her beyannameden para, İkinci el arabadan para, birinci el arabadan para, saat alandan para, kredi kartı olandan para, harcayandan para, harcamayandan para, iliğinizi kemiğinizi yine sömüreceklerdi. Ama durduk, itiraz ettik, gerçekleri ortaya çıkardık, bunu geçirmeyiz, çekeceksiniz dedik ve geriye püskürttük. Siz bize inandıkça, biz vatandaşın gerçek sorunlarını konuştukça, bizde bu inanç, sizde bu güven oldukça artık bu insanları kandıramayacaklar, sömüremeyecekler, aldatamayacaklar ve yoksulluğu bu ülkeden söküp atmak için önümüzde duramayacaklar. Biz başaracağız, siz başaracaksınız. Hep birlikte bu ülkeyi yeniden kurtaracağız. Bu ülkeyi yeniden güçlü bir ülke haline getireceğiz. Bu Ahmet Önal yaman bir adam. Size su getirecek ya, temiz su. İlkini bana getirdi. Teşekkür ediyorum. Ahmet kardeşimi yürekten bir kez daha alkışlıyorum. Maalesef haksız çıkmayı çok isterdik. Hatırlıyor musunuz? 21 Haziran 2021. Dedik ki bu en kısa gece en uzun gündür demiştik. Meydanda toplanmıştık.
Makine Kimya Enstitüsü'nü kapatmayın demiştik. MKE'ye sahip çık mitinginde MKE'yi şirketleştirmeyin. İkinci bir tank palet fabrikası faciası ortaya çıkarmayın demiştik. Dinlemediler. O gün 6500 işçimiz vardı. 2022 faaliyet raporuna göre 2952'ye düştü. O gün o özelleştirdikleri Makine Kimya Enstitüsü İstanbul Sanayi Odası'nın her sene açıklanan ISO yani İstanbul Sanayi Odası ilk 500 şirket listesine girerdi, yine giriyor. O gün Türkiye'nin ISO 500'de 90. şirketiydi. Bir yıl sonra 121'e düştü. 2022'de 137'ye düştü. 2023'te 181. sıraya düştü. Bu sene ilk 200'ün dışında kalması kuvvetli ihtimal. Petrol İş Sendikası, o gün bizimle birlikte direnen Petrol İş Sendikası, yaptığı açıklamaya göre MKE'de işçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri şirket yapısına geçtikten sonra azaldı, kazalar arttı, meslek hastalıkları arttı. Şu anda makine kimya endüstrisinde iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının yanı sıra düşük ücret sıkıntıları vardır. Çözülmesi gereken sorunlar vardır. Maalesef haklı çıktık. Keşke onların dediği gibi olsaydı. Keşke o özelleştirme bu şehre yarasaydı. Ama ne bu şehre yaradı ne de bu ülkeye yaradı. O yüzden makine kimya enstitüsünü kuran, MKE'yi kuran, bu şehre kazandıran Bozkır'ın ortasında 10 haneli bir köyden koca bir kent yaratan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerimizi sunuyoruz. Orayı özelleştirenlere de bize bunu yaptınız ama geliyoruz. Sandığa geliyoruz. Hesabını sormaya geliyoruz diyoruz. Maalesef en önemli sorunlarımızdan bir tanesi de sığınmacı sorunu. Sığınmacılar Türkiye'de kötü dış politikanın ürünü olarak Türkiye'nin yoksulunun yerine bakmak zorunda olduğumuz, işsizimiz yerine işe giren ve memleketinden buraya geldiği için küçücük çocuklara, gariban insanlara düşmanlık yapmıyoruz ama artık bıçak da kemiğe dayandı. Biz sığınmacıya düşman değiliz ama sığınmacı yaratan politikalara düşmanız. Atatürk'ün sözünü tutmayan, komşuda iç savaş kışkırtıcılığı yapan, komşunun toprak bütünlüğüne saygı duymayan, komşudaki devlet dışı unsurları muhatap alan, getiren, giydiren, yediren, eğiten, donatan, savaşmaya yollayan, orada huzuru kaçıran Recep Tayyip Erdoğan anlayışına ve onun yarattığı sığınmacı sorununa sonuna kadar karşıyız. Geçen hafta Türkiye'nin öbür ucunda Hatay'da bir çağrı yaptım. Esat yıllardır görüş dediğimiz, eli kanlı Esat'la görüşmem, gitsen görüş, senin olsun dediği Esat'la görüş dedik, görüş dedik, görüşmem dedi. Biz görüşeceğiz, ilan ettik, tamam tamam ben de görüşeceğim dedi. O günden beri oyalıyor, oyalanıyor. Esat genel af kararı çıkardı. Sığınmacıların memleketlerine dönmesi için en uygun zaman ama Esat genel af kararı çıkarmışken maalesef Recep Tayyip Erdoğan sığınmacıların Türkiye'de kalma süresini
3 aylık süreyi 6 aya, belli şartlarla 3 yıla çıkardı. Yani geçtiğimiz günlerde yayınlanan belgeyle geçici statü, geçici sığınmacı statüsündeki kişileri 3 yıl süreyle bizim yoksulumuz yerine bakmaya devam etmek zorunda olacağımız, bizim işsizimiz yerine işe girecek hali 3 yıla çıkardı. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Artık Esad da af çıkarmışken bu çıkardığın kararnameleri, yönetmelikleri geri çekmelisin. Artık Suriyelilerin memleketine gitmesi ve bu ülkenin kaynaklarını tüketmemesi gerekmektedir. Buradan çağrımız bir kez daha Erdoğan'adır. Evlinin evi güzeldir. Herkesin memleketi güzeldir. Bizim yoksulumuz bize yetmektedir. Bizim işsizimiz bize yetmektedir. Artık bu işin bitmesi gerekmektedir. Kırklareli'nin, Kırıkkale'nin güzel insanları, bu genç ekibe sahip çıktığınız için size minnettarız. Bundan sonraki süreçlerde bir elimiz hep Kırıkkale'de olacak. Bir gözümüz hep Kırıkkale'de olacak. Ama sizden ricamız, Kırıkkale ittifakını büyütün. Türkiye ittifakını büyütün. Ve bugün bu kadar yoksulluk, bu kadar işsizlik, bu kadar çaresizlik, bu kadar gelecekten kaygılar yüksekken lütfen bu memlekete sahip çıkmak için bir arada durun. Birilerinin istediği gibi kavganın, gerilimin, kutuplaşmanın parçası değil, kardeşliğin ve umudun parçası olalım. Türkiye İttifakı'nı ilk seçimlerde yeniden kuralım ve sandığı hep beraber getirelim. Bu iktidarı hep beraber değiştirelim ve hep beraber güzel günlere kavuşalım. Önümüzdeki süreçte emeklilere soruyorum. Geçim var mı Kırıkkale'de emekliler? İşçiler, geçim var mı? Esnaflar, geçim var mı? Peki bundan sonra geçim yoksa ne var? Ne istiyoruz? Biz hep beraber seçim istiyoruz. Bu iktidarı değiştirmek, yüzleri güldürmek, yoksulluğu bitirmek ve bilhassa da gençlerimizin yüzünü güldürmek istiyoruz. O güne kadar Kırıkkale Belediye Başkanı'na, Atatürk'ün partisine ve memleketine sahip çıksın. Biz Kırıkkale'yi seviyoruz. Kırıkkalelileri seviyoruz. Hepinizi en kalpten, en candan, en içten duygularla selamlıyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki de birlikteyiz. İyi günlerde hep birlikte olacağız. Sizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Türkiye İttifakı'nın mimarı, Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı Sayın Özgür Özel sizleri, İl Başkanımız Onur Yüksel Bolsa, Kırıkkale Belediye Başkanımız Ahmet Önal'la birlikte sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye, coşkuya teşekkür ediyor. Daha güzel günlerde görüşmek umuduyla sevgili Kırıkkaleliler. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Kırıkkale Belediye Başkanımız Ahmet Önal, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e Kırıkkale Spor'un formasını ve atkısını hediye etti. Çok teşekkür ediyoruz sevgili başkanım. Hayırlı akşamlar diliyoruz sevgili Kırıkkaleliler.
size teşekkür ediyorum.